Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim sizinle. Dün yarım saatlik bir video çektim arkadaşlar. Video çok önemliydi. E, diyorlar ki hocam sen de kafayı sıyırdın. Veya hocam bir ara ver kendine gel vesaire. Kimiler diyor Ramço çıldırdı bin dolar bekliyor. Yani anlamadım videoyu tamamını izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani ben bin dolar gelecek demedim dünkü videoda sadece bir senaryodan bahsettim tamam mı? Hatta ben her zaman iki yönlü senaryolar çizerim. Niye öyle yapıyoruz? Mesela atıyorum diyelim dünkü senaryo gerçekleşti. Dün anlattım senaryo gerçekleşti. E bu sefer demeyecek misiniz? Hocam madem böyle bir tehlike vardı niye bize ateşe attın? Niye bunlardan bahsetmedin diye? En azından biz cesur olduk. O senaryonun da olabileceğinden bahsettik arkadaşlar. Ve madem öyle satalım mı diye soranlar oluyor. Arkadaşlar dünkü videoyu iyi izlediyseniz ben o senaryoda bile bir tepki yükselişi mini bir rally gelebileceğinden bahsettim. Tamam mı? Yani şu anki seviyenin daha da üzerlerini göreceğimizi düşünüyorum. Yeni bir dip yapılsa bile. Yani dikkatli dinlemek lazım. Biz de ne yapacağız örnek vereyim. Bir daha özet geçeyim anlamayanlar için. Diyelim 1000 dolar senaryosu çalışıyor tamam mı? Hadi ince gelmez. Atıyorum bir yerde dip yaparız biz şimdi. Daha sonra güzel bir yükseliş trendi başlar. Atıyorum aylarca sürer. Ondan sonra biz de izleriz. E, saç sinyalleri gelmeye başlayınca nakide geçeriz. Örnek vereyim. Karımızı alır çıkarız. Ondan sonra dip oluşumu olana kadar izleriz. Belki orada daha sert düşüşler gelecek. Biz de malda kalmayacağız öyle düşüşlerde. Örnek vereyim tamamen. Daha sonra yeni bir dip yapılır. Dip sinyalleri gelir. Tekrar birkaç ay yükseliş başlar. Biz gene o yükselişlerden faydalanırız. Yani böyle böyle gideceğiz. Anladınız mı mevzu? Yani e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani düşüşler devam etse bile biz e, sıkıntı çekmeyeceğiz diye düşünüyorum. Sadece sabırlı olun arkadaşlar. E, benimle hareket edenler güvenebilirler. E, çok şükür güvenen çok insan var. Kimler diyor çok güzel video olmuş diyor. Gerçekten faydalandım diyor. E, Kimler diyor... Analiz yapmayı öğren diyor. <laughs> yani insanlar ikiye ayrılır. Ama dünkü videonun önemi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl senaryo çizilir tamam mı? Yani matematik olarak mümkün müdür? Değil midir? Yani bunları kendiniz de hesaplayabilin. Yani körü körüne yatırım yapmayın yani anladınız mı? Şimdi diyorlar hocam e, o senaryoya göre bitcoin maliyetinin çok çok altına düşer. Bu da mantıklı değil diyorlar mesela. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Şimdi madenciler var değil mi? Bir madenciler var, bir madencileri var. Asıl madenciler kim? Bu piyasayı kim yönetiyorsa arkadaşlar, asıl madenci onlardır. Bunlar trilyonlarla üretim yapıyorlar. Bakın, bir de küçük esnaf var. Küçük esnafı düşünen kim? Şu an görüyorsunuz, dünyada ekonomik kriz var. Büyük babalar parayı kırıyor. Küçük esnaflar kar marjı daraldı iyice arkadaşlar, azaldı. Kimileri iflas ediyor. Yani küçük esnafı düşünen yok. Bunlar e, nasıl diyeyim piyasa yapıcılar olduğu için arkadaşlar bunlar geleceğe yatırım yapar. Tamam mı? Mesela örnek vereyim. Maliyetin altına düşsün BTC. Sıkıntı değil bu adam için. Çünkü piyasayı bunlar yönetiyor. Biliyorlar ki 20-30 sene sonra ta nerelere gidecek. Adamlar tamamen ileriye yönelik yatırım yapıyorlar. Ve atıyorum maliyetin altına düşünce ne olur? Küçük esnaf kepenki kapatır arkadaşlar. Yani ee, o problem olur mu? Olmaz. İleride tekrar başlarlar örnek vereyim. Piyasa toparlanca tekrar başlar. Yani 24 saat her Allah'ın günü üretim yapmalarına gerek yok ki. Çekerler fişi beklerler yani. Öyle de bir durum var. Yani bunlar da baz almak lazım. <laughs> Ama şöyle anlatayım. Dünkü senaryoya göre <laughs> bir daha değineyim. Bakın arkadaşlar bir yerlerde dip yapıp bir rally yaşanacak ve öyle böyle değil yani. Atıyorum 30 bin dolarlara kadar belki 40 bin dolarlara kadar bir ralliden bahsediyorum. E bitcoin'da atıyorum 14 bin de dip yaptığını düşünün veya 12 bin. Yani neredeyse 3-4x yükselmiş olacak. Altcoin'lerde belki 20x-30x yapacak bu süreçte. Olabilir yani bunlar. Ondan sonra boğa geldi altcoin'ler uzaya fırlıyor falan derken ondan sonra yeni bir düşüş dalgası başlayabilir. İşte atıyorum bir gün yükseliş geldiğinde bu kanala Orada takip edeceğiz arkadaşlar. Kanal için atacak mı, atmayacak mı, destek kırılıyor mu, kırılmıyor mu vesaire. Bunlara göre şekil alacağız. Yani böyle bir senaryonun gelme ihtimali var. Ben gelecek demiyorum bakın gelecek demiyorum. Dün de bahsettim. Biz şu yükselen kanalın içine atabilirsek o zaman dengeler değişir. Tamam mı arkadaşlar? Bir yatay çizgimiz var. 29 bin dolarda bir de kanal var örnek vereyim. Oranın üzerine atarız. Kanalın içinde hareketler devam eder. O zaman Yeni bir yükseliş trendi bekleyebiliriz. Yani 2024-25 boğa sezonunu bekleyebiliriz. Şimdi insanlar diyor Bitcoin her 4 yılda aynı döngüyü yapıyor. Bunu ilk söyleyenlerden biri de benim zaten arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir yükselen trend varsa yıllık grafikte, tamam mı? Yıllık grafikte bir yükselen trend varsa şöyle yapalım. Ve bunun bir geri çekilmesi yaşayacaksa bir yerde tersine gitmesi lazım. O yüzden diyorum bir senaryodur. Kesin gözüyle bakmayın arkadaşlar. Örnek vereyim. Bak tamamen örnek. Nerede? Bitcoin düştü diyelim. Düşen trend çizgimize geri geldi, değil mi? Şu an 13.300'lerde. Atıyorum şuradaki ortalamaya düştü. Nerede? 12.800. Atıyorum burada kanala düştü. Gri çizgimize 13.800. Atıyorum Şuradaki e, ortalamaya düştü meali 13100 değil mi? Ben ne yaparım o zaman? Yatırım yapmaya başlarım. Yani bin dolar gelecek demem ki. Yatırım yaparım. Niye yatırım yaparım? Oraya geleceğim. Örnek şuna benzer bir şey görürüz o zaman. Diyelim dibini yaptı. Ondan sonra bakın burada iki tane hareketle ortalamayı kırmış. Bir mavi bir de sarı. MA10 MA21. Ve kırdığından beri hiçbir zaman test etmedi geriye. O de örnek vereyim dibini yapar. Şöyle bu ortalamalardan birine gider. Çok sert bir yükseliş yapar. Ve bunun çok uzun zaman alacağını düşünmüyorum. En kötü 3 ay sonra bakabiliriz. Ondan sonra düşecekse ondan sonra düşer arkadaşlar. Hemen pat diye düşmez. Anladınız mı? Yani mini ralliler, mini boğalar bunlar görülür o senaryoya göre. Çünkü bu senaryo çok uzun vadeli bir senaryo. Bakın dün çizdim mesela değil mi? Atıyorum dip mini bir boğa, ondan sonra bir daha bir ayı, mini bir boğa, bir daha ayı derken zaten dip yapacağı yıl 2025-26 yılı olur. Daha sonra örnek vereyim. Şurada düşen trendini kırar. Gördünüz mü? Ondan sonra artık 10 yıllık bir yükseliş trendi başlar yeniden. Yani birinci dalga bitti, ikinci geri çekilme dalgası bitti, üçüncü yükseliş dalgasına doğru gider kanalda eğimini verdiği için ilerleyen yıllarda bayağı bayağı yüksek gelirlere gider. Tamam mı? Ama dediğim gibi bu bir senaryodur. Sadece bir senaryodur. Kesin gelecek gözüyle bakmayın. Ben de bekliyorum demiyorum zaten arkadaşlar. Biz bu kanalın içine girelim, kafamız rahat etsin. Şöyle de bir senaryo çizebilirim size. Misal şu an biz böyle düştük. Kanala gittik, geri çekildi. Bir daha kanala gittik, bir daha geri çekildi. Bakın Bunlar da olabilir. Bak şöyle bir senaryo. Şu an neredeyiz? 270 bin dolardayız. Anladınız mı? 2026'ya gelmişiz. 276 bin dolardayız. Yani buna benzer de bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani senaryo çizmek kolay. Bakın tekrar göstereyim. Bu kanal eğimli bir kanal. Diyelim biz kanala giremedik değil mi? Kanala yükseliş geldi böyle. Kıramadı düşüş bekleyeceğiz. Daha sonra toparlandı diyelim bir yerde. Düşen trend falan kırıldı. Ondan sonra bir ihtimal yeniden bir yükseliş dalgası yapar. Şuna benzer bir hareket görürüz. Bakın şu an 100 100.000 dolarda mesela. Yıl 2024 Ekim ayı. Yani bu şekilde de boğa sezonunu yapabilir. Ama yıl kapatmadan tekrar düşerse böyle. Anladınız mı? Bu sefer ne olur? Yıllık kapanış bir daha kötü gelir. Ondan sonra yıllık bazda düşüş trendine girer. Mesela atıyorum. All time high yapabilir mi? Rekor kırabilir mi? Yıl içinde yapabilir. Yıllık kapanışa göre gider bu grafik arkadaşlar. Yani biz klasik yöntemimizle devam edeceğiz. Beklentilere göre değil adım adım gideceğiz. Tamam mı? Benim sağlığım da yerinde, aklım da yerinde çok şükür. Çizgimizden sapmadık. Sadece ne anlatmak istediğimi tam anlayamamış bazı insanlar. Ben de daha iyi anlaşılsın diye biraz daha değinmek istedim bu konu üstünde. Yani arkadaşlar bunlar bu mini rallilerde falan paraya para demez. Anladın mı ne demek istediğimi? Rekor kırılır mı kırılmaz mı? Ya neticede bir trend kırılmış. Anladınız mı? Yıllıkta da kötü kapattık mı? Yani 10 yıllık bir döngü bir geri çekilme trendine dönüşebilir. Bu gayet doğaldır. Mesela arkadaşlar burada da görüyorsunuz. Bak nasıl ki haftalık grafikte yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor ve bunu yıllıkta da yapabilir. Anladınız mı? Yani bunun da bir dalga yapısı olur, bir şey olur. Şimdi e, diyeceksiniz hatta demişsiniz Öyle bir senaryoda güven tamamen gider, itibar tamamen yok olur vesaire. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Tamam birkaç sene öyle olabilir. Ama daha sonra yeni bir yükseliş treni başladı mı tüm dünya kuyruğa girer. Bitcoin küllerinden yeniden doğdu. Paraya para demiyor insanlar. Biz de faydalanalım diye onlar da trene atlar. Şimdi atıyorum Amerikan borsalarına bakarsan çok geçmişi var bu borsaların değil mi? Yeri geldi arkadaşlar bunlar 10 sene boyunca düştüler. Altın da öyle. Örnek vereyim. Misal altın grafiğini açayım size. Gold. Altın ons bazından analiz edeceğim. Bakın arkadaşlar altın bu ya. Boru değil altın altın. Şimdi şöyle göstereyim bakın. 2080 yılında bakın 2080 yılında 900 dolarmış gördünüz mü altın ons fiyatı. 900 dolar. Ondan sonra bir geri çekilme başlıyor bakın. Bir geri çekilme başlıyor. Ne zaman dip yapıyor biliyor mu? Bak 1980'den nereye kadar 1999, 19 yıl sonra dip yapıyor arkadaşlar. 19 yıl sonra dip yapıyor altın ons 260 dolar'dan 2000 dolarlara kadar uçuyor. Kaç sene boyunca yükseliyor? 2000'den 20 yıl boyunca da yükseliyor. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Altın dediğimiz şey Bakın 1967'de bir yükselişe başlıyor. 20 sene boyunca yükseliyor. Bakın 20 sene yükseliyor. 20 sene geri çekiliyor. Değil mi? 20 sene yükseliyor. Bu da 20 yıllık döngülerle hareket etmiş. Asıl büyük resimde. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bu bitcoin grafiği diyelim. 1000 dolarda zirve yaptı bitcoin. 20 bin dolar zirve yaptı. 69 bin dolar zirve yaptı. 10 yıl boyunca. Anladınız mı mevzuyu? Ondan sonra bu da yıllık grafiktir bu arada. Bakın yıllıkta mesela şurada bir sat veriyor. Düzeltmeye gidiyor yani. Neyse mantığı anlamanız için diyorum. Yani altına güven gitti mi? Gitmiş olabilir ama adamlar topladı topladı. 20 yıl boyunca paraya para demediler arkadaşlar. Yüze katladılar parasını yüze. Anladınız? Yani bitcoin de aynı durumlar yapabilir. Böyle 20 sene değil de. Çünkü altının arkadaşlar geçmişi ta nerelere dayanıyor gördüğünüz gibi. Bitcoin'in fazla geçmişi yok. İlk yükseliş dalgası 10 sene sürdüyse geri çekilmedi. Atıyorum 5-6 sene sürer misal. Ve bakın altında da dip yapılıyor. Nerede dip yapılıyor? 280'de mini bir boğa sezonu geliyor. Gördünüz mü? 2'ye katlıyor. Altın bitcoin kadar volatil değil arkadaşlar. Bu ikiye katlaması falan dehşet bir yükseliş normalde. Ondan sonra bir daha ay piyasasına giriyor. Bakın 1, 2, 3 sene boyunca yükseliyor. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sene boyunca bir daha ayıya giriyor. Ondan sonra 1 sene boyunca yükseliyor. Nereden? 300'den 417. Sonra 2 sene yatay gidiyor. Bir daha ayı piyasası geliyor. Gördünüz mü? Yıllar boyunca düzeltiyor. Daha sonra bir yükseliş başlıyor. Her yıl yeşil mum. Gördünüz mü? 20 yıl boyunca yükseliyor arkadaşlar. Yani geçmişte örnek vereyim. İnsanlar diyebilirdi aynı şimdi Bitcoin'lik gibi. Öyle bir senaryo mümkün değil. Ama yapmışlar. Gördünüz mü? Yani Bitcoin'de de olabilir. Hani Bitcoin geleceğin teknolojisi zaten arkadaşlar. Hemen yarın ha deyince olacak bir şey değil yani. Belki de biz yaşlanacak çocuklarımız, torunlarımız Metaverse dünyasında yaşayacak. İşte her kriptolarla olacak vesaire. Para mara kalmayacak. Yani bunlar ha deyince olacak şeyler değil zaten. Öyle değil mi arkadaşlar? Neyse bu bir senaryodur dediğim gibi kesin çalışacak diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar kısa vadeye bir bakalım. Kısa vadede hala direncimiz kırılmadı. 18.700 diyorduk arkadaşlar kırılmadı. Ve geri çekilme başladı. 4 saatlikte son dip kırılırsa yine bir geri çekilme görürüz dediydik. 16.960 seviyesindeydi. Geri çekilmiş tepki bir daha geri çekilmiş arkadaşlar. Bir Bollinger bandına bakalım 4 saatlikte ne diyor bize. 4 saatlik bollinger alt bandı şu an destek noktamız 15.800-900 bandında. Orta bandı kıramadık arkadaşlar. Kırsak dediğim gibi dirence doğru gideriz. 18.600-700 o bölgelere doğru bir hareket daha gelebilir. Tamam mı? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Benim tahminim 17.370 üzerinde 4 saat kapatırsak takip edin arkadaşlar. 4 saatlik bollinger üst bandına bir iğne gelebilir. Ona göre hareket edebilirsiniz. Yani kısa vadede değişen bir şey yok. Dolar endeksine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın dolar endeksi de düşmez düşmez diyorlardı. Biz haftalar önceden dolar endeksinin düşeceğinden bahsettik bu grafikle. Aslında grafikler kusursuz çalışıyor. Diyelim ben hastayım, kafam çalışmıyor benim, tamam mı? O zaman ben bunu nasıl tespit ettim? Örnek vereyim yani. Bir de öyle düşünün. Değil mi? Bunu nasıl tespit ettim? Bu altın örneklerini nasıl verebiliyorum ben? Ya yani bu mantığı nasıl yürütebiliyorum? Yani matematik ortada arkadaşlar. Her senaryoya açık olmak lazım. Ben size bunu boşuna anlatmıyorum. Olur ya gerçekleşirse aklınızın bir köşesinde bulunsun her zaman. Siz bana bırakın kendinizi arkadaşlar. Hani kafanız karışmasın fazla. Ee, siz bana bırakın kendinizi. Şimdilik dediğim gibi bir yerlerde dip yapacağız. Ondan sonra biz kara geçeceğiz. İki ay sürer, üç ay sürer. Ondan sonra arkadaşlar durumu değerlendireceğiz. Tekrar düşüş dalgası başlayacaksa önceden önlem alıp nakite geçeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz biz 45 binde nasıl nakite geçtiysek düşüşlerden önce yine aynı şey yapabiliriz yani. Sadece adım adım gideceğiz biz. 1000 dolar gelecek değil. Veyahut 10.000 dolar bekliyoruz değil. Önce bir düşsün bakalım dibini yapsın. Düşen trendler kırılsın bu sefer ne yaparız? İptal ederiz 10.000 doları örnek veya veya 13.000 doları neyse kısa vadeli yükseliş dalgasına giriş yaparız. Yani faydalanırız. Anladınız mı? O yüzden ben zarar kes yapmadım arkadaşlar. Bekliyorum. Sadece sabırlı olacağız. Bin dolar pat diye gelmez gelecekse veya sekiz bin dolar pat deyince gelmez arkadaşlar. Nasıl ki aylardır dalgalandırıyorlar. Aynen o şekilde devam edecek yani. Hele bin dolar senaryosu daha beş yıl sonra gelebilir. 3 yıl sonra gelebilir. Örnek vereyim yani. O kadar şey yapmayın. Kasmayın. Beni takibe devam edin. <laughs> Ben sizi yönlendireceğim arkadaşlar inşallah. Şimdi tepki yerine geldik. Dün bahsettim. Golden Ratio Fibonacci'nin turuncu çizgisine geldik. Dokunduk mu? Dokunmadık arkadaşlar. Milimetrik dokunmadık. Az bir şey var. O da 1544 yok. 15490 seviyesinde. Bir de aylıkta biz şeye dokunduk arkadaşlar. MA 55'e gördüğünüz gibi tepki yeridir. Tepki yeridir. Yani belki de şu an 14.000 beklenirken buralardan tepki yükselişine geçecek. Zamana yine oynayacaklar. Vakiti uzatacaklar. Bunlar olabilir arkadaşlar. O yüzden şimdi ben zarar kes yaptım diyelim buradan. 14 gelecek diye. Belki de önce yukarı bir tepki yükselişi gelecek. O da mantıklı. Niye? Bak desteğe gelmiş. O yükselişten sonra bir daha düşüş bir sefer en alt ortalamaya düşebilir. Öyle zamanda gelebilir. 13.800-900 misal. Aylık kapanış gelir. Bu ortalama eğim verir. Tam çizgiyle paralel gider. Gördünüz mü? Önümüzdeki iki aylık süreçte oralar gelebilir. Bu da bir senaryodur. Aylık grafiğe bakınca bakın arkadaşlar. Eğer e, şimdi düşersek biz bu ortalama 12600 değil mi? Bir ay sonra düşersek, iki ay sonra düşersek o zaman tam çizgiye denk geliyor. 13800'de çok güçlü dip sinyalimiz olur. Yani belki de şimdi bir test yükselişi yapacaklar. Aylık kapanışa göre biraz yatay inçıklar. Önümüzdeki ayda atıyorum şuradaki dirence pump gelir 20 bin. Ondan sonra bir daha yıl, yıl başından sonra düşürebilirler. Bunlar hep senaryolardır. Adım adım takip edeceğiz. Ama arkadaşlar aylık grafikte bak benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Aylıkta arkadaşlar asıl boğa için bütün bu ortalamalar kırılması lazım. Son ortalama 30 bin dolarda. Yani bunların hepsi kırılacak. Ondan sonra her şey tamamen bitti. 2000 atıyorum e, 1000 dolar senaryolar iptal gibisinden durumlar işte bütün bu ortalamalar kırılınca olur Şöyle göstereyim Mesela aylık grafiği açayım Ortalamalarda açalım bakın arkadaşlar şimdi ortalamalara Bakıyoruz Şimdilik karışık gelecek biraz ayarlayacağım arkadaşlar Bakın ortalamalara bakıyoruz 30 binde her ay eğim veriyor gördünüz mü Tam bu kanala doğru geldiğinde bu ortalamalar birkaç ay sonra hatta Aralık ayında gelebilir. Şöyle Ocak ayında da tüm yeni yılla birlikte retest yükseliş sürecine girebiliriz. Anladınız mı? Hem ortalamaları kıracak hem bu kanalı kıracak arkadaşlar. Ondan sonra bin dolar senaryoları vesaireler iptal olur. Direktman 2024 rally hedefleyeceğiz. Anladınız mı? Yani her 4 yıl olduğu gibi bu 4 yıllık süreçte aynı geçecek yarılanma olacak, yarılanmadan sonra boğa gelecek vesaire. Bunları çok çok anlattık zaten daha önce. Yani arkadaşlar, olayın özeti bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.